Merhaba arkadaşlar Zehra Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz dostlarım nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar umarım her şey iyi geçiyordur hayatınızda diyorum Rabbim işlerimizi sağlığımızı sıhhatimizi yerinde eylesin dostlarım arkadaşlar Alize süperlen Atı. bir tane elimde böyle yumağım vardı yaptığım siparişlerden kalan bir tane de değil biraz harcamışım üzerinden bunu modellerim için kullanacağım kenara alıyorum ipimi Şöyle ince bir ip arkadaşlar. 3 numarada tığım var elimde. Bununla şimdi güzel bir model anlatacağım sizlere inşallah. Yapacağımız bu modeli yelekçilerinde içlerinde çeyizlik yelek, anne yelekleri, bebek kıyafetleri, etol şal, bebek battaniyesi her yerde kullanabileceğimiz güzel bir model olacak arkadaşlar. Modelimiz 3 sıradan oluşuyor. Çabuk ilerleyen bir model. Yaptığım zaman sizler de göreceksiniz, hak vereceksiniz. Haydi bismillah diyerek modelimize başlayalım. Alt zemini için zincirimizi çekiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir sıra üzerine zincirimin trabzandan lastik yapacağım arkadaşlar modelimizin kurulumu için. Ben bir sıra yapacağım. Model anlatacağım için bir sıra benim için yeterli. Sizler ona göre yapacağınız işe göre daha doğrusu alt lastiğini yapabilirsiniz. 2-3 sıra yaparsanız da daha güzel durur yeleklerde arkadaşlar. Birazcık daha çekeyim. Yeterli gelir. Bu kadar zincir tığımızı hemen bir defa doluyoruz köşeden döneceğim arkadaşlar 1 2 3 4 5. zincirin içine batarak şu şekilde üçlü bir trabzan yapıyorum hemen pardon yanına tekrar üçlü bir trabzan zincirlerimizin bütün gözlerine birer tane üçlü trabzan yaparak bir sıra lastik yapacağım arkadaşlar yeni örgüyü öğrenen arkadaşlarımız için üçlü trabzanı bir kere daha anlatmak istiyorum tığımız boş bir defa üzerine doluyoruz zincir gözüne batıyoruz arkadaşlar battığımızda tığımızın üzerinde üç tane ilmeğimiz oluyor bunları birer birer çıkarıyoruz bakın bir iki üç seferde çıkarıyorum bunun üzerine ismine örgü tekniğinde üçlü trabzan diyoruz arkadaşlar bakın bir 2, 3 seferde çıkarıyoruz. Bir kere doluyoruz, batıyoruz ve bunları 1, 2, 3 seferde çıkarıyoruz. Üçlü trabzan tekniği budur yeni öğrenen arkadaşlarımız için. Ben şimdi burayı bir sıra bu şekilde üçlü trabzanla lastik götüreceğim sıramın sonuna kadar. Bir sıra şu şekilde üçlü trabzanla alt lastiğini yaptım arkadaşlar modelimizi ve hemen şimdi bunun üzerine modelimizi kuralım dönüyoruz buradan 1 2 3 4 zincirle dönüyorum tığımı doluyorum dibine değil bir yandakine bir tane üçlü trabzan yapıyorum yanındakine bir trabzan yanındakine bir trabzan daha döndüğüm kenardaki zincirde trabzandan sayıyorum üç tane de yanına yaptım dört tane trabzanım oldu burada arkadaşlar şimdi buraya 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. 1 2 göz atlayıp 3.'ye batıyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. Yanına bir tane daha. Yanına bir tane daha. Önce 4 trabzan yaptım. Araya 3 zincir çektim. 2 göz atlayıp 3 trabzan daha yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. 1 2 göz atlayıp 3.'ye batıyorum bir trabzan pardon ikinci trabzan üçüncü trabzan ve dördüncü trabzanımızı da yaptık buradan buraya kadar yaptığım kısım bir modellik için arkadaşlar burası bir modelimizi çıkarmış olduk yani bundan sonrasında şuraya tekrar 1 2 3 zincir çekiyoruz tığımızı doluyoruz 1 iki göz atlayıp üçüncüye batıyoruz ikinci modelimizi de buraya kuracağız iki trabzan 3 trabzan 1 2 3 zincir tığımızı doluyoruz bir iki göz atlayıp üçüncüye bir trabzan ve yan yana 4 tane trabzanı da buraya yapacağız ikinci modelimizde kurduk Ben şimdi bir modelde şu başı kenara kuracağım ve döneceğim arkadaşlar iki modelimizin ikinci sırasını yapacağız Evet modelimizin ilk sırasını kurduk modelimiz 3 sıradan oluşuyor arkadaşlar çok da çabuk ilerleyen bir model göreceksiniz bakın şöyle başından kurdum sonuna geldim başında da 4 trabzanla başlamıştım sonunda da 4 trabzanla bitirdim arkadaşlar eğer gelek yapacaksanız bu, bu ben burayı 4 trabzanla bitirdim ama siz yeleğin kenar bantı olarak düşündüğünüz 6-7 tane trabzanla kenar bantı için buraya kenar bantını ayarlayabilirsiniz. Ben model çıkaracağım için bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi ikinci sırasına geçelim. 1-2-3-4 zincir çektik döndürdük tığımızı doladık dibine değil bir yandakine trabzan yaptık. Tekrar dörtlü trabzanımızı buraya aynen yapıyoruz. Zaten modelimizde arkadaşlar bir burada bir burada trabzanlar var. 4 tane. Bu trabzanlar modelimiz boyunca hep dörtlü olarak yukarıya doğru gidecek. Bizim modelimizin kurulumu şu ortadaki 3 trabzanımızın etrafında olacak. Bunlar aynı şekilde dörtlü trabzan olarak gidecek. 4 trabzanımızı yaptık. Şimdi tekrar 1-2-3 zincir çekiyoruz. Tığımızı doluyoruz. Şu boşluğun içine fıstık yapacağız. Yapacağımız fıstık dolgusunu arkadaşlar ipimizin Kalın ve inceliğine göre fıstık dolgusunu yapmamız gerekiyor buraya. Ee, yani tokça bir fıstık olacağı için biraz ben mesela benim ipim çok ince bir ip. Ben buraya 6 dolgulu bir fıstık yapacağım. Bir, Birazcık böyle uzun da tutalım fıstığımızı. 2 3 4 5 6 Hatta 7 dolgu bile götürür benim ipim. Çünkü çok ince bir ip. 7 dolgumu doldurdum fıstığım için. bir iki seferde kapattım. Araya bir zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Bu seferde bu yan taraftaki boşluğa geçip. Buraya bir fıstık yapacağım. Aynı 7 dolgulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2 seferde kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Geldim dörtlü trabzanımın üzerine. Bakın. 4 tane trabzanımı yapacağım şimdi buraya. Evet. Modelimizin ikinci sırası da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi aynı işlemi buradakilerin üzerine de yapacağım. 1 2 3 zincir çekiyorum, tığımı doluyorum. Şu boşluğa girip 7 dolgulu bir fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 seferde kapatıyorum. Sıkıştırdım. bir zincir çektim, tığımı doladım. Yan tarafa geçiyorum. 2 3 4 5 6 7 dolgulu da 7 dolgulu fıstığımı buraya da yaptım. 2 seferde kapattım. 1 2 3 zincir çektim, tığımı doladım. Geçtim 4 trabzanımın üzerine. Bakın Modelimizin ikinci sırası da bu şekilde. Ben şu yan tarafı da döneceğim. Modelimizin üçüncü sırası ve son sırası için tekrar burada olacağım. Evet arkadaşlar bakın, modelimizin ikinci sırası da bu şekilde bitti. Şimdi gelelim üçüncü ve son sırası için köşeden dönüşümüzü yapıp kuralım modelimizin üçüncü sırasını. 1, 2, 3, 4 zincirle dönüyorum arkadaşlar. Eliniz gevşekse 3 zincirle dönün. Sıkıysa daha 5 zincirle bile dönebilirsiniz. Kenarlar kasmasın. Hemen dörtlü trabzanımı yapıyorum. Ha, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben bu aralara 4'lü trabzan bıraktım. Modelimin buralarında mesela 4'lü trabzanım var ama sizler beşli trabzan da bırakabilirsiniz. Veya üçlü trabzan da bırakabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. 4 trabzanımı yaptıktan sonra 1-2-3 zincirimi çekiyorum. Tığımı doluyorum. Şurada iki fıstığımın arasına girip 7 dolgulu fıstığımı buraya da yapıyorum. 1 2 3 4 5 6, 7 defa doldurdum. 1, ilk seferde kapattım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum, tığımı doluyorum, geçiyorum dörtlü trabzanlarımızın üzerine. Modelimizin son sırasını yapıyoruz. Bu, bu sıradan sonra modelimizi tekrar yeniden kuracağız arkadaşlar. Bakın. Tekrar yan tarafı da yapalım. 3 zincir çekiyoruz. Tığımızı doluyoruz. 2 fıstığın ortasına girip bir fıstık yapıyoruz. 3 4 5 6 7 dolgulu fıstığımı yaptım. 1 2 seferde kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım. 4'lü trabzanımın tepesine geçip 4 tane trabzanımı bu şekilde yapıyorum. Evet, bakın modelimize. Dediğim gibi modelimiz gerçekten çok çabuk ilerleyen bir model arkadaşlar. Harika durdu. Yan tarafı da yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar, bakın modelimi yaptım. Modelimin tamamı şu an çıkmış oldu. Şöyle yakından da göstereyim. Hatta kenardan döndüm. Birazcık daha yaklaştırmak istiyorum arkadaşlar modelim. Evet bakın. Modelimin tamamı bu şekilde. Ben şimdi yeniden modelimi bu sırada tekrar kuracağım arkadaşlar. Burada kenarını da döndüm. Hemen şimdi buradan yeniden kuralım. İlk sıramızı nasıl kurmuştuk? 4 trabzanımızı yaptık. 3 zincir çektik. 3 trabzan yaptık. Hemen bu şekilde 4 trabzanımı yaptım kenara. 1 2 3 zincirimi çekiyorum tığımı doluyorum şurada bir tane fıstığımız var arkadaşlar tığımı doladım önce şu kenarına fıstığın boşluğa bir tane trabzan yapıyorum doluyorum tığımı fıstığın en tepe noktasına şuraya girip bir trabzan da buraya yapıyorum doluyorum bir trabzan da bu tarafa yapıyorum bakın üçlü trabzanımı yapmış oldum bu sayede 1 2 3 zincir çekiyorum tığımı doluyorum geliyorum dörtlü trabzanlarımın tepesine Buralarda başta söylediğim gibi aynı şekilde dörtlük kurduk. Dörtlü olarak gidecek örgümüzün tamamen bitimine kadar. Bakın aynen ilk sırayı buraya kurduk arkadaşlar. Hemen yan tarafınkini de yapayım. 1, 2, 3 zincirimiz var. Tığımızı doluyoruz. Bir tane şu boşluğa şu şekilde bir trabzan yapıyoruz. Üçlü doluyoruz. Bir tane de fıstığın tepe noktasına yapıyoruz bir tane de tekrar bu tarafına yapıyoruz 3 tane trabzanımızı yan yana yapmış oluyoruz 1 2 3 zincirimizi çekip tığımızı doluyoruz geçiyoruz 4 trabzanımızı çok çabuk ilerliyor gerçekten arkadaşlar bakın bu şekilde Yeni modelimizi de kurduk. Ben şimdi birkaç sıra modelimden yapacağım. Nasıl durduğunu göstermek için tekrar döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın modelimi 3 sıra yaptım. Harika durdu. Dediğim gibi yapması kolay. ilerlemesi çok çabuk ilerleyen bir model. Duruşu da şık duruyor umarım sizin de hoşunuza gider. Siz de yapacağınız örgü işlerinizde değerlendirirsiniz diye düşünüyorum modelimi. Şöyle bir de yakından göstereyim. İki tarafı da aynı istediğiniz tarafı ön yüz olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Daha güzel videolarda buluşmak, görüşmek niyetiyle. Şimdilik hoşça kalın dostlarım. Sevgiyle kalın inşallah.